Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik Öğreniyorum serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Elektroniği öğrenebilmemiz için öncelikle elektrikle ilgili bir takım bilgileri bilmemiz gerekiyor. Elektrik, doğada bulunan elektronların bir noktadan bir noktaya hareket etmesi olayıdır. Doğada bir noktada toplanan elektronlar başka bir noktaya doğru hareket ederler. İşte biz bu hareketten faydalanarak elektrik enerjisini kullanmış oluruz. Elektronların hareketini bir enerjiye dönüştürmüş oluruz. Doğada toplanan elektronlar bir su gibi düşünebiliriz. Bir noktada toplanan bir su, bir yolu kullanarak bir noktadan bir noktaya doğru akarak gider. Örneğin bir un değirmeni düşünelim. Dere kenarlarına kurulan değirmenlerdeki mantık, akan suyun hareketini kullanarak çarkın dönmesi sağlanıyor ve içerideki değirmen taşının dönerek unu öğütmesi sağlanıyor. Biz de elektrik enerjisini kullanırken bu elektronların bir noktadan bir noktaya doğru hareket etmesinden faydalanarak enerjiye dönüştürüyoruz. Bu elektronların bir noktada toplanmasına voltaj diyebiliriz. Toplanan bu elektronlar karşı tarafa akacağı tarafla bir fark oluşturuyor. Yani dolu taraf ve boş taraf. İşte bu oluşan bu farka da potansiyel fark deniyor. Çok teknik terimlere boğarak sizleri elektrik ve elektronikten soğutmak istemiyorum. Birazcık daha böyle anlaşılabilir somut örneklerle gitmek istiyorum. Şimdi elektriği biraz somutlaştırmak istiyorum. Elimizde iki tane kabımız var. Sağımızda ve solumuzda. Sağ taraftaki kabımızın içerisi su dolu. Su dolu dediğimiz kabımızı voltaj olarak düşünebiliriz. Yani kabın içerisindeki dolu olan suyu voltaj olarak düşünebiliriz. Elektronikte V harfiyle, büyük V harfiyle gösterilir. Bu suyu dolu taraftan boş tarafa aktarabilmek için bir iletken kullanmamız gerekiyor. Bunun için de bir hortum kullanıyoruz. Hortumun içerisinden biraz sonra geçecek olan su miktarına ise akım diyeceğiz. Büyük I harfiyle gösterilir. Sistemimizi kurduk. Hortumumuzu iki kab arasına bağladık. Dolu taraftan boş tarafa doğru artık suyumuz akmaya başladı. Eğer şimdi biz parmağımızla hortumun üzerine bir miktar basınç uygularsak, yani hortumun içerisinden geçecek suyu bir miktar sınırlandırırsak, işte biz buna da direnç diyoruz. Artık elektrik ve elektronikte duyabileceğimiz 3 tane kavramı öğrenmiş olduk. Voltaj, akım ve direnç. Bunu bir de formülize edilmiş hali var. Voltaj, akım ve direncin hesaplanabilmesi için çok basit bir formül var. V eşittir akım çarpı direnç. Bunu üçgen bir formülle eğer zihninize yazarsanız bu hesaplamaları yaparken çok rahat edersiniz. Şimdi formülde gördüğümüz gibi voltajı yukarıya yazıyoruz. Onun altına akım, yanına da direnci yazıyoruz. Voltajı bilmiyorsak, voltaj değerimizin ne olduğunu bilmiyorsak hesaplayabilmek için akım çarpı direnç, I çarpı R'yi kullanırız. Akımla direnci çarptığımız zaman bize voltajı verir. Akımı bilmiyorsak voltaj bölü direnç bize akımı veriyor. Direnci bilmiyorsak voltaj bölü akım bize direnç değerini veriyor. Şimdi bu formülden de gördüğünüz gibi voltaj, akım ve direncin kontrol edilmesi gerekir. Özellikle elektronik devrelerde voltajı, akım ve direnci bilmek zorundayız. Daha doğrusu kontrollü kullanmak zorundayız. Öğrenmiş olduğumuz bu üç kavram elektrik ve elektroniğin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla voltaj, akım ve direncin artık ne olduğunu biliyoruz. Elektrik akımını iki türlü kullanıyoruz. Alternatif akım ve doğru akım. Alternatif akım şiddet ve zaman grafiği üzerinden baktığımız zaman artı bölge ve eksi bölgede elektronların akışını temsil etmektedir. Alternatif akım denmesindeki sebep dalgalı bir elektrik akımının olmasıdır arkadaşlar. Örnek grafiklerinde gördüğümüz gibi elektron akımı artı bölge ve eksi bölge içerisinde salınım halindedir. Bu dalga boyunun uzaması ya da kısalmasına herz adı veriliyor. Birim zaman içerisinde elektriğin kat ettiği yol aslında. Bir de doğru akım var. DC diye geçiyor. Doğru akım elektriğin hiç eksi bölgeye uğramadan sürekli artı bölgede akmasının sağlanmasıdır. Biz elektronik devrelerimizde doğru akımı kullanırız. Şu an evlerimizde kullanmış olduğumuz şehir şebekesi alternatif akımdır. Cep telefonlarımızı şarj ettiğimiz şarj aletleri doğru akımla çalışır. Şehir şebekesini yani alternatif akımı doğru akıma çevirir. Bir de açık devre ve kısa devre tabirleri vardır. Açık devre nedir, kısa devre nedir? Açık devre elektron akımlarının herhangi bir noktada kesintiye uğramasıdır. Yani akımın durdurulması işidir. Bunu grafiksel olarak bakacak olursak faz ya da nötr diye tabir ettiğimiz elektronların toplandığı noktaların eksi ya da nötr diye tabir ettiğimiz yöne doğru aktığı bir elektrik akımı düşünelim. Artı yönden çıkan elektrik akımı iletken üzerinde bir kesik oluşturulduğu zaman kesilmesi işidir. Elektrik artı yönden eksi yöne doğru akarken herhangi bir sebeple iletken üzerinde bir kesik oluşturulması, elektriğin akımının durdurulması işidir. Biz buna açık devre diyoruz. Peki kısa devre nedir? Elektrik akımının herhangi bir dirençle karşı karşıya kalmadan artı yönden eksi yöne doğru doğrudan akması işidir. Kısa devreyi biz pek sevmeyiz çünkü elimizde var olan enerjinin doğrudan boşa gitmesi olayıdır. Kısa devre olduğu zaman elektronlarımızın herhangi bir enerjiye dönüştürülmeden, kullanılmadan boşa gitmesi olayıdır.
Elimizde var olan elektrik enerjisini biz bir şekilde kullanmamız gerekir. Kullanırken de artıdan eksiye doğru ya da fazdan nötre doğru bir elektrik akışı sağlanır. Bu elektrik akışını biz bir ampulün üzerinden ışık enerjisi olarak görebiliriz. Bir rezistans üzerinden ısı enerjisi olarak görebiliriz. Bir hoparlör üzerinden ses enerjisi olarak görebiliriz. Yani elektriği bir şekilde kullanırız arkadaşlar. Bugün sizlerle elektrik ve elektroniğin temeli olan voltaj, akım ve direncin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Üçgen formülü umarım zihninizin bir köşesine yazmışsınızdır. Hesaplamalar yaparken bu formülden zaman zaman faydalanacağız. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.